Aşta ve Semiramis Pekkan, Hülya ve Nilüfer Koçik'ten sonra, yerli sinemada şöhret yapan ikinci kız kardeşler oldu. Bu iki kardeşten Semiramis, burnuna estetik yaptırdıktan sonra, ablasına daha çok benzemeye başladı. Ancak yüzleri gibi, karakterleri de birbirine benziyor mu? Önce anneleri Nevin Dobruca anlattı. Semiramis daha ağırbaşlı, içine kapalı, ağzı sıkı, sır tutan bir kızdır. Aşta ise dansı, eğlenceyi, gülmeyi, eğlenmeyi, şarkı söylemeyi sever, dünyanın tadını çıkarır. Sır tutmaz, içine kapanık değildir, her duygusunu hemen açıklar. Ona ciddi denemez. Uçarı, neşeli, şakacıdır. Yüksek sesle konuşmayı, hatta dedikoduyu sever. Semiramis günde birkaç paket kent sigarası içer, Ajda hiç içmez. Bu konuda benzeyen tarafları, ikisinin de hiç içki içmemesidir. Ajda çok uyur. Semiramis tiyatroya, Ajda sinemaya daha çok ilgi duyar. Ki kardeş sık sık kavga edip darılır. İlk barışma teşebbüsünü daima Ajda yapar. Çünkü hiç kin tutmaz, yumuşak yüzlüdür en çok kızdığı bir insanla karşılaşsa bile, onunla asla münakaşa veya kavga edemez. Semiramis ise dişi kaplan gibidir. Kendisine yapılan herhangi bir hareketi karşılıksız bırakmaz. Ajda Pekkan, 1946 yılının 12 Şubat'ında dünyaya geldiğine göre, 30 Eylül 1948 tarihinde doğan Semiramis'ten 32 ay büyük. Boyu 1.68, kilosu 59 göğüs, bel ve kalça ölçüleri 92, 60, 94. Semiramis 1.63 boyunda, 54 kilo ağırlığında. Beden ölçüleri 90, 57, 91. Açta 39, Semiramis 38 numaralı pabuç giyiyor. Açta'nın göz rengi açık kahverengi, Semiramis'in gözleri daha koyu. Saçları da öyle. Semiramis'inki daha koyu kestane. Ama ikisi de saçlarını boyatmaktan hoşlanıyor. Yüzleri, özellikle Semiramis'in burun ameliyatından sonra birbirine çok benziyor. Seslerini ise telefonda kimse ayırt edemiyor. Bu arada Semiramis'e 22 Ekim 1963'te 15 yaşını yeni tamamladığı zaman Fikret Hakan ile yaşadığı evliliği soruyoruz. Semiramis bu konuda konuşmaktan pek hoşlanmıyor. Seviştik, evlendik, boşandık. Ondan para almaya devam ediyorum, bono olarak. Şimdi de arkadaş olarak geziyoruz. Ben Fikret'e hangi filmde oynayayım diye sorarım, o da cevap verir. Aynı sahada çalışıp geçinip gidiyoruz. Dargın olmamıza lüzum var mı? Ama rica ederim, bu bahsi kapayalım diye konuşuyor. Bu röportaj Ses dergisinin 28 Ocak 1967 tarihli sayısından alınmıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.